Rüzgar esiyor. Güneş parlıyor. Doğadaki bütün varlıklar nefes alıyor. Duyuyor musunuz? Sevgili kitap severler. Zeno ve Mondo iki kurbağa. Zeno gözlerini kapatıp doğayı dinlemeyi seviyor. Hissettiği şeylere güvenmeyi biliyor. Mondo ise biraz aceleci ve kaygılı. Kendini duygularına kaptırıyor. Ama Zeno ile tanıştıktan sonra doğayla birlikte iç nefes almayı, onun bir parçası olabilmeyi öğreniyor. Mondo'nun içsel yolculuğundan felsefesinin durağanlığına ve anda kalabilmeye bir algı. İyi dinlemeler dileriz. Sence bu kaplumbağa bizi yer mi? Diye fısıldadı Mondo. Yiyebilir dediniz onu, kollarını kaldırıp güneşe karşı gelinirken. Yerinden zıplayan Mondo'nun gözleri büyüdü, büyüdü. Tam 4 kurbağa gözü kadar oldu. Sakin ol dedi Zano arkadaşına. Kaplumbağaların kurbağaları yemesi onların doğasında var. Bu kaplumbağanın da karnı açsa elbette bizi yiyecektir. Ciddi miyiz? Dedi Mondo olduğu yerde zıplarken. Neden burada durup bizi yemesini bekliyoruz? Haydi kaçalım, saklanalım. Ama kurbağaların doğasında da sakin sakin durmak var dostum. Dedi Zano gözleri kapalı ona gülümserken. Korkunun bize söylediği şeylere inanmak zorunda değiliz. Ben mi dedim Mondo, zıplamayı bıraktı. Ama aklımdaki düşünceler sürekli bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Sanki her şeyi biliyormuş gibi konuşup duruyorlar. Duygular ve düşünceler her şeyi bilemezler Mondo. Hiç kimse her şeyi bilemez dedi ve derin bir nefes aldı Zeno. Nefesiyle birlikte karnı kocaman oldu. Sanki karnında nefes değil de bir öküz varmış gibi şişti. Sonra karnı indi, yine şişti. İndi, şişti. Mondo, arkadaşının balon gibi patlayacağını düşünerek korktu. Nefesini tuttu. Yakalamaca oyununu biliyorsunuz, diye devam etti Zeno. Bu oyunu duygu ve düşüncelerimizle oynadığımızı hayal et. Eğer korkularımızın ebe olmasına izin verirsek, bizi kovalayıp dururlar. Onlardan kaçarken yoruluruz. Uçan kuştan bile korkar hale geliriz. Her şeyden korkup kaçarken oyun oynamaktan da keyif alamayız. İstemiyorum Burak diye bıraktırdı Mondo. Bir kaplumbağanın midesine gitmeyi istemiyorum. Ölü bir kurbağa olacağım ama yorgun bir kurbağa olayım. Kuşların kurbağa ziyafeti çekmeye bayıldıklarını unuttum galiba. Uçan, konan, yüzen her kuştan korkmalıyız Zeno. Bir kuşun ya da kaplumbağanın karanlık midesini düşündükçe Burak. Ama hiçbir yere kaçamazsın ki Mondo. Burak sen öyle san dedi Mondo. Zeno'nun üstünden zıpladı. Büyük bir kayanın arkasına saklandı. Kısa kısa ve hızlı hızlı nefes alarak nehrin karşı kıyısına baktı. Kaplumbağa henüz kıyıya ulaşmamıştı. Kurbağa yarışlarında nehir bölgesi zıplama şampiyonu olduğunu unutuyorsun Zeno. Derken Mondo'nun sesi yine titredi. Bacakları güçlü olabilir dedi Zeno. Mondo'nun titreyerek sesini gülümseyerek kaplumbağalardan, kuşlardan, balıklardan, tilkilerden kaçıp kurtulabilirsin belki. Ama düşüncelerinden kaçamazsın. Nereye gidersen git onlar hep seninle Mondo. Çünkü onlar senin içinde endişelerini sırtında taşıyamazsan hafiflersin. Hafiflersen daha iyi zıplarsın. Hafif demiş bir kurbağa gibisi yoktur dostum. Burak dedi Mondo. Bence şampiyon bir kurbağa gibisi yoktur. Söylediklerini düşüneceğim. Dediğin gibi hafifleyeceksem o zaman ormanlar şampiyonu olabilirim. Ama şampiyon olmak için hayatta kalmam gerek. Eğer kaplumbağa beni yerse şampiyon falan olamam. Zeno'nun aklına eğer ama ancak şarkısı geldi. Gülümsedi. Bu şarkıyı bir gün Mondo'nun da öğrenip onunla birlikte söylemesini diledi. O sırada Mondo kayanın arkasında duruyor, düşünüyor, aklında zıplayıp duran eğerli amalı ancaklı sorulara uygun planlar yapmaya devam ediyordu. Zeno derin bir nefes daha aldı. Nefesle birlikte şarkının notaları içine doldu. Önce sağ bacakla mı atlamalı? Sol bacağı sağın ardından mı atmalı? Yoksa iki bacakla mı zıplamalı? Önce sol adımımla